Bunların hepsini geç. Beyancığım kolay gelsin. Selam. Ya birader bak birazdan Gamze ile Pınar gelecek, haberin olsun. Tamam ya, ben hazırım yani, sıkıntı yok. Sen ne yaptın, hallettin mi işini? Hallettim, hallettim de neler oldu ya. Çok acayip şeyler oldu, çok acayip şeyler. Ne oldu ya? Sorma. Çağatay ile Seda'yı kavga etti. Ne? Ya gözümün önünde Seda'yı kovuldu. Her personelin miadı var. Ayrıca onlar çok yüz göz olmuştu yani, normal. Ne bakıyorsunuz? Biri gider, biri gelir. Bu kadar büyütmeye gerek yok. Çetin bile gitti. Neyse, ben Çağatay'ı ararım zaten. Morali bozulmuştu şimdi. Tamam abi, sen bize de haber ver. Aynen. Hadi çıkalım bize. Siz nereye? Bir baş başa yemek yiyelim dedik. Malum baş başa kalamıyoruz da pek. Haberleşiriz. Aman ya Rabbim ya. Buraya gelip nasıl baş başa kalacaksın? Hiç. Laf işte. Aha. Hello. Canım, özledim. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba, nasılsın Pınar? İyiyim, sen nasılsın? İyi vallahi ya. Ne oldu? Yapımcıdan ses çıktı mı? Yok ya, bir şey çıkmadı. Allah Allah, o kadar da Doğan'la Yıldız'ı araya soktuk ama. İşte. Neyse canım, sıkmayın canınızı, illaki bir şey çıkar değil mi? Yani bence de. Sadece Pınar biraz aceleci. İşte biraz. Allah'a kadar. Aa. Gamze. Ah Handan Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın canım? Ben de iyiyim. Bayağıdır yoktunuz. Nerelerdesiniz? Ah, işe güce daldım ama bu aralar buradayım. Bir ara konuşalım, kahve içelim. Olur, süper olur. Merhaba çocuklar. Merhabalar. Pınar kuzenim. Merhaba canım. Merhaba. Bize katılmaz mıydınız? Ya ben Ekin'le Kumru'ya bakmıştım ama. Ha, onlar çıktılar. Baş başa yemek yiyeceklermiş. Tabii ki ya. Benimki de saçmalık. Yeni evliler, yalnız kalamadılar. Neyse, ben gideyim, uğrarım sonra. Tamam, arayacağım sizi. Bekliyorum. Ben... Bye. Hadi gidelim. Umarım. Gamzeciğim, sen ne ara Handan'la bu kadar sıkı fıkı oldun acaba? Kumru'nun annesi. Evet, onu biz de biliyoruz da öyle sarmaş dolaş değiliz senin gibi. Ya Handan Hanım inanılmaz tatlı ve yardımsever bir insan. Kermes zamanı yakınlaştık. Kahve alırken konu konuyu açtı ve Brezilya'da çok gitmek istediğim buraya geldi. Ya E'si o da bu konulara çok kafa yormuş biri. Handan. Evet. Hatta adamı tanıyormuş zaten. Bir ara çok sık gidip gelmiş. Sonra da oradan bana randevu aldı. Ve inanmayacaksınız ama tüm itirazlarıma rağmen bütün ödemeleri kendisi yaptı. Aa! İşte ben de diyordum bu hikaye nerede patlayacak? Nasıl yani? Gamzeciğim sen böyle bir şeye nasıl inanırsın? Ne oluyor ya? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Pınar'cığım şimdi şöyle, Handan aslında kötü biri. Yani saf kötü. Kimseye de öyle iyilik falan yapmaz. Ayrıca birine böyle bir iyilik yapacak kadar da parası yok. Yani nasıl yok? Kadının üstünü başını görmüyor musun? Canım benim, üstle başla olsaydı o iş oho. Gamzeciğim bu konuda Caner'e kulak vermeliyiz. Ayrıca bunca insanın arasında gelip seni hediyelere boğması sence de biraz saçma değil mi? Hı? Ben yine de iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü benden hiçbir şey istemedi ki. İstemedi. Belki de isteyemedi. Ya da tam isteyecekti, vazgeçti. Neyse, bu işi çözse ablam çözer. Ben ona bir danışayım, hallederiz. Kesinlikle. Tamam, iyi bakalım.